Evet, videoya gelmeden önce size ufak bir olaydan bahsedeceğim. Yine yorumlarda ben görmeye başladım böyle abi. Son videonun yorumlarında özellikle şu son zamanlarda, son bir aydır falan gerçekten fazla fazla geliyor. Yine sıfırdan serisi olayına başlayalım mı? Yani sıfırdan serisini bu sefer çekecek olursak kapsamını bayağı bayağı bir arttırmayı düşünüyorum. Ve çok uzun süreçte çekmeyi düşünüyorum. Bu sefer 8-9 bölüm değil. Tabii sizin oylamanıza göre değişecek bu durum. Yok derseniz devam ederiz. Sıkıntı olmaz. Yeni yeni serilere zaten başlayacağız. Bir de bu seriye başlayalım mı diye ben size şey yapmak istiyorum. Bu video yayınlandığında kanalda bu videonun bir dakika sonra hemen bir anket başlatılmış olacak. O anketi oylarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sıfırdan serisine sizin oylarınıza göre başlayacağım. Bilginiz olsun. Şimdi videoya giriş yapalım. Herkes selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve gördüğünüz üzere Ali Günel'in hesabındayız. Kendisine çok teşekkür ederim ve abi collection'a bir gidelim bakalım ne varmış burada. Klasik Shang Tsung. Ali Günel vallahi almış sadece sırf senin için aldım dedi. Karakter bu arada güzel güzel olmasını ama Lizard Barak etkisi yaratacağını düşünmüyorum ben gerçekten. Güzel bir Gold karakter olarak çıktı. Farklı daha doğrusu. Güzel demek bir doğru olur mu bilmiyorum. Güçlü demek daha yani 10. yerinde ne kadar iş yapacağını ben bilmiyorum ama gerçi şey ya bu opsiyonel bir karakter yani şey değil atak ya da defans yönünden düşünmek değil de işte supportif bir karakter olarak düşünmek gerekiyor bunu. Onun mevzusuna da gireceğiz zaten. Hemen bunu 5 savaşta anlatabilir miyiz lan biz? Valla 5 savaş bir şey değil mi? 10 savaş bile sürebilir bu. 5 savaş şimdilik gireyim. Sonra bir 5 savaş daha gireriz olmadı. Yani öyle yapalım. Ne yapacağız bilmiyorum. Yan tarafını bir ayarlayalım hemen. Klasik Shang Tsung'un yanına bir şeyler katarız. Şöyle bir Nivus'tan değil de kanka ataktan. Yani gerçi dur şimdi Scorpion'un nerede olduğunu bulmamız lazım da. Bakınalım bir ona. Neredesin lan çocuk? Heh, tamam. Burada şöyle sırf korumak için şey yapıyorum. Ekipmanları, kendi ekipmanı zaten daha herhalde var Shang Tsung'un ama şurada mesela bir tanesi burada bakın. Gold olduğu için bunu kullanmak pek de kolay olmayacak. Neyse tamam. Şimdi karakterin bir savaşa girmeden önce aynen yetenekleriyle başlayalım. İlk yeteneğimiz normal atak yeteneği. İkinci yeteneğimiz bu Curse, Fear efekti bırakıyor ki Fear efekti değerli bir efekt. Çünkü bulunan rakibinizi mesela sevmiyorsunuz. Diğerine de işte Combat Cup diyelim ki Kesikeci mi lan o bok? Kesike yok. Sonya Blade lan. Sonya Blade ile şey yaptınız. Kart gösterdiniz. Çıktı. Ve geri kalan karakter, iki karakter kalıyor geliyor. Bir tanesini de sevmediniz diyelim. Fear atabiliyorsunuz abi bu karakterle girip. Fear attığınızda karakter dışarı çıkıyor. Bu çok mükemmel bir olay. Çok çok güzel bir olay. Değerlendirilebilir bir olay. Hani mesela bu şu anki kulenin 189. savaşı bok gibi yani. Yan yenilemesi çok büyük sıkıntı yaratıyor. İşte siz de Scorpion'un gelmesini istiyorsunuz karşınıza. İşte şeyi atıyor diyelim Johnny Cage'e kart attınız. Kesikeci gelmesin diyorsun abi. Basıyorsun kartı gidiyor. Scorpion'la dövüşüyorsun. Canlarını yenilemesinler diye yani gelip kurtarmasın onları diye. Öldürüyorsun çıkıyor mıkıyor. Böyle. Şimdi bunun pasifi bayağı bir yani çetrefilli bir pasif ki şöyle diyor ki on combo bitirici komboda combo anında komboyu yaptıktan sonra klasik Shang Tsung istediği herhangi bir şekilde bir tane klasik karakterlere dönüşebilir ve bunların kendi kombosu yerine kendi combo ender yerine onların kombosunu kullanabilir. Ve özel yetenek 2 kullanımında Shang Tsung herhangi bir tane klasik karakterini seçip klasik karakterine bürünüp onların özel yetenek ikisini kullanabilir. Klasik işte Liu Kang'i kullanıyor. Stun uyguluyor mesela. Stun efektine sahip olabiliyorsunuz bu karakterle. Aynı zamanda Soak bu yavaşlatma efektine işte yine uyuz uyuz hani vuruyor ya karakter aynı kaplumbağa efekti gibi ona sahip olabiliyorsunuz. Rain'le birlikte. Klasik Raiden'a dönüştüğünde Weaken atıyorsunuz. İstediğinizi seçebiliyorsunuz yani bunlar mükemmel bir olay aslında. Ama karakterin olayı biraz da bu hani. Lizard Barak kadar güçlü olduğunu ben gerçekten düşünmüyorum. Klasik Jackson Briggs Cripple uygulayabiliyor. Mesela karşınızda işte boss karakter var diyelim. Jackson Briggs'e dönüşüyorsun abi ikinci yeteneği atarken. Ve Cripple atıyorsun. Yetenek atamıyor sana. Hani bu çok tatlı bir olay. Klasik Ermac. Bakın asıl olay zaten burada. Ermac'in olayı çok iyi. Çünkü diyelim ki Snare atan bir karakteriniz yok. Veya klasik Shang Tsung'un oynamak istiyorsunuz. Takımınızda Jade var, Kabal var işte herhangi birisiyle Snare bıraktınız ve Snare'ınız bitecek. Bunun farkındasınız. Diyorsun ki abi benim bir Snare çıkarmam gerek ne yapacağım? İşte atıyorsun bununla klasik Shang Tsung'la Snare'ı kafan rahat oluyor. İstediğini seçebiliyorsun buradan ki bu mükemmel. Tamam. Bu Morphing Moves dönüşüm hareketlerini yaptıktan sonra herhangi bir bürünüm hareketini yaptıktan sonra 175 şansla
Oo. Nasıl lan? %75 şansla özel yetenek veya düz vuruşlarını kaçırma şansına sahip oluyor. Bu bürünme hareketini yaptıktan sonra. Onu zaten göreceğiz biraz sonra. Shang Tsung'un kendi özel yetenek ikisi. Bu Corpse Drop dediği. %50 şansla şey yapıyormuş. Karşı rakibin gücünü emiyormuş bu. Telefon sessiz de kalmış bir saniye. Ona ben bir sessiz de çekeyim hemen. Ağlayıp zırlamasın telefoncumuz. Üst üste benim telefon birazcık salak. Bir bildirim geldi anda 10 tane üst üste gönderiyor aynısından. Ve Shang Tsung ne? Vurduğu hasar anladığım kadarıyla Shang Tsung klasik karakteriyle asist yaparsa bunlara ve birinci yeteneğini kullanarak öldürürse anladığım kadarıyla yine %20 can iyileşimine mi gidiyor? Can ve hasar iyileşimine gidiyorsa bu arada büyük sıkıntımız var. Bu ne lan böyle bu sıkıntıymış ya. Evasion falan şunlara baksana abi. Assist healing. Of of of. Abi çok sıkıntı karakter zaten. Girince göreceğiz. Ekipmanlarını bakayım. Block breaker var mı? Yoksa bir ekleyelim de. Tamam bloku bul. %31 ama bir tane daha güzel şey yapsak olur. Ben bunu geri eklerim. Ay güne şey yaparım bunu. %45 iyidir abi. Böyle yapalım şimdilik. Geri gelelim. Ekipmanlar bu arada 10. yerim Rare ekipman gördüm ya. Rare vardı abi. Şimdi şöyle geldik bakalım. Karşı takım oluştu. Klasik Shang Tsung'umuzda başlayalım bakalım. Olayları zaten göreceğiz abi. Karakterin sahaya tanıtımı 6 dakika sürmüş. Vay anasını avradını. Öf. Güzel. Güzel. bunu bu arada bugün çekmem atmam lazım. Size. Saat şu an 1'i 10 geçiyor. Ayı gibi geç uyandım ama ayı gibi geç yattığım için oldu. Bilgisayarla çok fazla uğraşmam gerekti. Kanka şimdi sana şöyle bir güzellik yapalım biz. Şöyle bir vurayım ben. Of işte olay bu abi. Kendisi seçiyor bu arada. Onu seçemiyorsunuz. Bakın bitirici komboyu gene yapacağım. Ve kendisininkini attı bu sefer. Evet istediğini yapabiliyor. Şöyle block breaker atalım yine. Yine kendisininkini attı. Allah Allah. Bak lan sen. Kardeş niye farklı bir şey atmıyorsun? Atsana oğlum onun için geldik biz. Lan. Allah Allah. 3 tane 1 mi yapıyorsun onu? Yok ya. 3 tane 1 değil abi. Sürekli yapman lazım. Yapsana oğlum. Ah. Bak reyine girip böyle yapabiliyorsunuz abi. Tatlı böyle. İkinci seni mesela aynen seçebiliyoruz bu şekilde. Ben diyelim ki bu rakibi yerine sabitlemek istiyorum. Block breaker'ımız zaten var abi. Şöyle atalım. Ve sabitlemeyi koydum gördüğünüz üzere. Aynen böyle abi. Face Dancer falan diye de şey çıkıyor. Çok çok tatlı. Sen niye bu kadar az hasar yiyorsun lan? 72 falan. Ha. Tamam hasar yemiyor. Bu arada Misty de az önce gördünüz mü? Düz vuruş yapamadı bize bakın. 3 saniye tabii o kısa bir süreliğine geçerli de. Böyle bir atalım. Dur bir dakika. Ama kanka yani öldürme dur. Tamam. Sana bir daha atalım mesela. Diyelim ki ne atmak istiyorum ben? Weaken efekti bırakmak istiyorum. Bana fazla vurmasın diyorum tamam mı? Atıyorum abi. Block breaker'ımız çalıştığı için. Ah. Klasik Raiden da. Karakter gibi karakter be. Böyle bir geçelim. Gerçi daha kurtulacaktık birazcık ama. Kendimizi garantiye alalım abi. Blokta kaldık. Tamam kanka hiçbir şey yapamadı. Şöyle vurayım. Al bakalım oğlum. Blokta kalalım gene. Şimdi birinci yeteneğimizi attığımızda şöyle ki göstereyim. Atalım bakalım. Şey yetenekleri full mu orasını bilmiyorum ama full gibi duruyor zaten maksimum. Of. Evet abi 2400 iyileştik. Gördünüz mü onu? Gördünüz değil mi? Gördünüz gördünüz. İnanılmaz. Bir daha kurtulacağız. Hiç sıkıntı yok. Kardeşim, beni öldürme şansın birazcık zor. Sırf o karaktere yatırım yaptık zaten. Şöyle bir al bakalım. Hangisiyle vurduğumuzun önemi yok. Hadi fazla hasar çıkartalım. Vur bakalım. Yani olay birazcık da bundan ibaret abi. Karakter gerçekten sıkıntı yaratabilecek bir karakter. Ama dediğim gibi güçlü mü? Güçlü. Gold sınıfında nereye yerleştirilir bilmiyorum. En üstte işte A, B, C, D diye sıralayacak olursak. Bence bir B'si var karakterin. A'ya bilmiyorum abi. Kesinlikle Combat Cup Johnny Cage gelecek zaten. Girecek oraya. Lizard Baraka da girebilir A sınıfına. Geçerli olur yani iş yapar. Sonya Blade. Klasik Sonya Blade. Aynı şekilde çok çok güçlü karakter. Sonra başka ne eklenebilir o kısımlara? Bir düşünelim abi. Aklıma Gold olarak çok da bir şey gelmiyor açıkçası. Yani o kısımlara zaten bir şey eklemek zor. Çünkü Gold karakterler zaten A sınıfında olması birazcık zor karakter. Gerçi Gold A olarak düşünecek olursak yani yine şey yapıyor tabi. İş yapıyor. Şöyle bir al bakalım.
Fire Emblem'de Tanya da belki o sınıflara girebilir. Gerçi çok çok da giremez ya. Standart bir karakter yani, öyle aşırı aşırı güzel bir olay yok. Örmek'e dönüştü bu arada. Bayağı iyi bir olay. Şunu atalım mesela. Ben Jayden'in yetenek atmasını istemiyorum. Yetenek atmasını istemiyorsam Cripple koyacağım demek. Cripple'ımızı bir yapıştıralım Jackson Briggs abimizle. Bana yetenek atamasın ama öldü. Cripple'da giderken yedi bu arada, gördünüz onu da. Mekon bir karakter ama düz vuruşunu falan ıskaladığı için bir süreli ıskalıyor. Hep değil abi. Böyle bir atayım. Bak mesela %20 can dolduracak mı acaba şu an? Kesin mi lan bu oranı? Bakalım be. Abi sıkıntısın sen ya. Bu boss olarak çok yükseklerde gelirse bok yeriz biz ya. Vallahi verirseler biz delirtiler acı dayı, söyleyeyim bak. Yani normal kule dezen var ama çok başlarda katmışlar. Yorucu olmuyor o yüzden. İlerlerde verilirse 190-200 bosslar olsaydı bu. Biz şu an ağlayıp zırlıyorduk yani. Bu arada öldürüyordu az daha ama geri gelecek karakter sen, o yüzden sıkıntı yok abi. Direkt az atmaya çalıştım. Fazla vurdu ayı. Yine birinci tenimizi bir atalım. Peki bloktayken can çekme oluyor mu? Bir görelim bakalım. Oldu abi. Abi çok sıkıntısın ya. Fullersin ki epey bununla. Perma bir şekilde atarak. Power Generation'da falan arttırsam bu karakterin. Of of, full AP olduk bak. Bak yani %87'ye geldik. Cana bak abi. İnanılmaz ya. Hacı çok sıkıntısın sen ya. Vallahi çok dert bir karaktersin ya. Oğlum ya. Üçüncü yeteneğini göstereceğim. Sen açık mı bakayım bir ona. Dikkatimi çekmedi. Açıkmış abi. Gayet güzel. Yani karakteri görüyorsunuz acı dayılar. Sırayla hepsini atmaya çalışacağım. İkinci yeteneklerinin. Ama pek kolay olmuyor. Onu bir deneyelim tekrardan. Bu maçta hepsini atmaya çalışacağım. Göstereyim size. Kendi yeteneğini de göreceğiz tabii ki. Birinci yeteneği zaten gördünüz. Klasik Shang, yani normal klasik Shang Tsung deyince bu klasik Shang Tsung değil. Yani klasik olan Shang Tsung hareketi demek isteyecektim de biraz şey oldu. Ya bitirici kombosunun bu arada hangi karakterle yaptığının gerçekten bir önemi olmuyor. Bence olmuyor yani. Ekstra efekt uygulayacaksa tabi olabilir. Stoak'ta efektini falan ama şeyde bırakıyor işte. Bakın herhangi bir efekt bırak. Gerçi şey değiştirir ya. Mesela şöyle bir Liu Kang'e geçelim abi. Stun atmak istiyorum ben diyelim. Tak diye stun'ı blokladı. Blokta kaldığı için yemedi bunu. Ama olayı anladınız siz. Yani ekstra hasar galiba artmıyor. Vurduğu hasar sabit olması lazım. Bak mesela Raiden'la geldi. Ki çok severim. Paşam bir bloğunu aç da bir şeyler deneyek ya. Oğlum ne kadar salaksın. %45 de kıramadık senin bloğunu be. Lanet ya. Şunu bir atayım. Block Breaker var mı acaba? Varmış abi. Gayet güzel. Rain'le bıraktığımda Stoak defektine sahip oluyor. Çok uyuz oluyor karakter. Bak bayağı bir miss vurdu, gördünüz değil mi abi? Bayağı bir miss vurdu. Ki çok çok tatlı bir olay ya. Bir daha şöyle bir bırakalım. Seçmede biz ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Hepsini seçtik. Örmek de attı zaten. Kendi yeteneğini görelim o yüzden. Şöyle bir bakalım. Eline bir böyle bir şeyler aldı. Ceset meset bıraktı ve Fear koydu abi. İşte Fear'dan kastettiğim bu. Karakteri çıkartabiliyor. Yalnız iyi vurdu. Sonya Blade birazcık fazla vurdu. Ağzımıza bir tık sıçmış olabilir. Şöyle bir atalım tekrardan. Bir daha atayım. Kendi yeteneğini atayım abi. Şöyle bırakalım. Buna da Fear koyalım. Yani. Gayet tatlı bu arada ya. Gayet tatlı. Şöyle birinci yeteneğimizi atmaya başlayalım bakalım. Fullemeye çalışalım. 1 HP'den vur kanka. %1'den %9'a. Gayet tatlı. Şunu da bir daha atalım mesela. Tekrardan devam abi. %9'dan %18'e sabit artışta gidiyoruz. Güzel. Gayet güzel hatta ya. Yani bu karakteri bir de çok yüksek canlara çıkartabildiğinizi düşünecek olursanız. Of. O yüzde yani %20 gerçekten çok çok fazla. %18'den bu arada %29'a geldi. Bu da dikkat çekici bir olay. Bakalım ekstra bir şey daha alabilecek miyiz? %29'dan %30'u görme ihtimalimiz var mı? Yoksa %38 mi oldu? %40 oldu abi. Mevcut canın %20'si bu arada agalar. Ki bu da çok çok fazla can doldurabilmemize şey yapacak. Olanak sağlayacak. Mükemmel bir olay ya. Gerçekten abi. Acayip can doldurabilen bir karakter. Bu yani şeyde sıkıntı çıkartabilir. Gerçi yok ya abi. Faction Wars'un Survival kısmında belki dedim bir iş yapar ama orada da affetmiyorlar ki. Oraya da bu arada çok yakında başlıyoruz. Bilginiz olsun. Videonun başında zaten size bir tane bilgilendirme yapmış olacağım. Onu mutlaka oylarsanız çok çok hoşuma gider ki olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum onun. Yani beklediğinizi düşünüyorum bayağıdır.
Şunu bir at bakalım kanka. Şöyle bir sana bir vuralım. Çok güzel abi. Of, öldürdük bir de üstüne. Power Drain üstüne. Fear bilmem ne bilmem bir sürü şey atıyor ya. Karakter supportif yönden inanılmaz güzel. Çok çok keyifli gerçekten. Olayı çok tatlı bir yani iyi abi ya. İyi. Özetle karakter iyi. Ama Lizard Baraka kadar bana göre iyi değil. Çünkü Lizard Baraka gerçekten bossumsu bir karakter. Düz vuruş yemiyorsunuz işte. Öküz gibi can dolduruyorsunuz. Yan tarafa geçtiğinizde recovery'si çok 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 acayip yükseklerde. %1 milyon falan böyle. O olay çok büyük bir sıkıntı. İşte ondan sonra bu düz vuruşunuzu arttırma olayı mükemmel ötesi bir olay. Ama nereden bakarsanız bakın. Gold abi karakter. Bir canımızı dolduralım. Bu arada üçüncüsüne yatmam lazım ama. Keşke şey yapmasaydım. Üçüncüsüne bak %61'den %70'ti. %12 doldurduk abi. Oran gerçekten sıkıntı bir oran. Bu arada bundan şimdilik çıkacağım. Çünkü Power Drain var. Aynen bu yesin. Kafamız biraz rahatlamış olur. Reptile'ın bu arada zehirlemesi birazcık yoracak bizi. Harbiden yoracak. Scorpion'a geçtik o yüzden ama bu da zehir yerse bir boka yaramayacak tabi. Bakalım yedi abi. Oh. Zehir efekti çok bozan bir efekt Scorpion'a. Çünkü can yenileyemeyeceğiz. Bu da bizi çok çok fazla gerebilecek bir durum. Reptile'den çıkması lazım ya. Vallahi Reptile'den çıkman lazım kanka. Gitsene ya. Git git. Aynen Allah razı olsun kardeşim. Biz de canımızı o sırada fulleyelim. Bu arada ekipmanı sıkıntı adamın bayağı az yiyecek ama can yenilememizle birlikte tutabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Az biraz tuttuk. Gayet güzel. Böyle Shang Tsung'a uğraşıyorum abi. Yan taraftan birazcık barı da olsun diye uğraşıyorum. O yüzden şey yaptım. Zehirlenmemiz iyi olmadı. Öldüremez herhalde ya. Biraz deneyelim de şöyle. Tamam. Klasik karakterleriyle oynamak aslında daha da güzel olabilir bunu. Liu Kang'in şeyini kullanması bu arada çok tatlı. Fazla fazla vurabilen bir animasyonu. Tatlı bir animasyon. Scorpion'a geri geçtim. Bir Power Drain yapıştırdık. Zehirlendik. Burası sıkıntı tabii ki. Böyle yine çıkarmaya çalışalım onu. Ama zehir bırakacak tekrardan. Double Poison yedik bir de ya. Oh. Hacı yoracak bir damage over time. Bayağı şu an efektinde kalıyoruz. Ölme ihtimalimiz oluştu abi. Şu an ama Quan Chi sayesinde kalkanımız çalıştı zaten en kötü ihtimalle. Burada birazcık şanslıyız. Bir de cripple biterse şey yapacağım. İkinci tiniyi basacağım. Aynen. Şöyle fazla fazla canımızı dolduralım. Bir de fazla vurayım ben sana kanka ya. Üçüncü tiniyi bir türlü açamadık lan. Hah Shang Tsung'u açtık abi şu anda. Tamamdır. Gel bakalım Shang Tsung baba. Dur lan bir rahat dur. Tamam. Bakalım nasılmış abi. Aa aynısı. Normal Shang Tsung'un abi. Onda da böyleydi. Bir şey değişmemiş. Ama ya farklı bir şeyler beklemiyor. Bu arada ses bug'ı var. Aynen. Ses bug'ı var abi. Yeni gelen karakterler zaten bu huy. Yani yapmazsalar olmaz. Bu ses bug'ını oluşturmazsalar olmaz. Yani. Ama karakteri siz sevdiniz mi bilmiyorum. Ben gayet sevdim. Lizard Baraka'nın daha güçlü bir karakter zaten beklemiyordum. Çünkü kolay değil abi onu yapmak. Öyle şey yapan bir olay değil yani. Habire yapılabilecek bir olay değil. Harbiden değil. Şöyle bir asalım kanka. Canımız %81'den. Bakalım. Ne kadar da olacak? %98 aga. Fulliyor lan. Oğlum inanılmaz sıkıntısın ya baba. Sen çok sıkıntısın. %77'den %90. Yok olmaz 90 fazla. 87 falan mı? 89. Abi çok sıkıntı ya. %35 cana indirdi bu arada. Köpek yavrusuna bak sen. Al lan. Al. Hadi kaybol. Kaybol. Allah Allah. Bir şey yaptık diye hemen ağzımıza tükürüyor ya. A'dan Z'ye serisi bu arada çok seri bir şekilde geliyor olacak. Çok yakında. Faction Wars serisi de geliyor. Güzel güzel planlarım var size abi. Şu an yazdayız ya. Benim okul galiba Ekim'de açılacak. Hala bir şeyler demediler. Yani Ekim'de açılacak olursa aga bizim daha 1,5 ay süremiz var. 1,5 aya kadar ben sizi videoya boğarım. Yani kanal düzene binmiş falan olur. Çok güzel de olur. Kanal zaten şu an düzende aslına bakarsanız. Uzun bir sürede düzenli video atıyorum. Ara ara bazen aksıyor. Dün hasta gibiydim. O yüzden video yüklemesi yapamadım. Emre Tardere geldi. Farkındayım ama o yani bir gün iki gün önce çektiğim videolar oluyor bazen. Onlardan yüklüyorum. Stok video oluyor Emre Tardere'de. Çünkü hikaye modlu kanal olduğu için orası şey değil yani. Sıkıntı olmuyor bana. Sıkıntı yaratmıyor. Önceden attığım videoyu da yükleyebiliyorum. Kanka ananın ama şimdi nikahı yani %56'ya indirdim bir şeyle. Biraz şey oldu. Şöyle bir onu bir %70 yapalım babali. Değil mi? Yap bakalım bir. Tak 69 çok güzel abi. Şöyle bir vurayım.
Seni bir tokat manyağı edelim bakalım. Yavşak seni. Bu karakteri de bu arada fullemeye çalışıyorum. 6. evrim mi ne bende? Öyle olması lazım. Güzel yani. O da bunu da inşallah fulleyeceğiz. Zaten benim hesapla ilgili birazcık gelişme olduğunu da göreceksiniz yakında. Ooo kanka öldüremedin ama öyle bir sıkıntın var. Şöyle bir vuralım sana. Shang Tsung'a geçelim. Shang Tsung'la yüzde bir dakika. Shang Tsung'un recovery'si ne lan öyle? Oha! Hacı! Canımız %69'da hatırlıyorsunuz değil mi? %78'e çıkmış abi. Azıcık bekledik, çok az. Abi sıkıntısın sen ya. Gözünü seveyim. Vallahi. Gerçi Baraka tabii şimdi 500 kere fulllemiş DPS'ini. Orası ayrı bir olay ama. Bilmiyorum ya. Yeni gelen gold karakteri artık diamond, eski diamondlardan güçlü abi. Tabii hepsinden değil. Yani şu an klasik Liu Kang falan var ya. Bu adam usturtur ya Liu Kang. Liu Kang çok sıkıntı bir karakter. Sonra Strike Fortune 2 çok sıkıntı bir karakter. Çok çok güzel bir karakter. Dert yani. Daha kurtulacağız bu arada. Sıkıntı yok, o yüzden takmıyorum. Canımızı fulllemeye devam edelim. Karakter birinci evrim olduğu için güç dengesi birazcık tabii ki burada az kalıyor. Üçüncü evrim karakterlerin arasında falan kaldığı için mesela şu an karşımızda 9. evrim karakter var. Can barımız az bizim. Ama şeyimiz güzel ha. Hasar yönünden bak eksik kalmıyor karakter. Baksana abi. Çok güzel yani. Yüzdelik bar olarak çok güzel götürebiliyor. Buna bayıldım. Gerçekten bayıldım. Çok hoşuma giden bir özellik oldu bu. Mutlu etti beni ya. Şöyle bir vuralım kardeşim. Aynen öyle. Güzel. Ancient Scroll'la falan birlikte. Zaten Scorpion'un girişiyle burada osurtuyoruz. Çok güzel oldu. Vallahi tatlı oldu ya. Kodumuz da kır olsun. Kır saçlığının kırı olsun. Yaşlı köpek karakterin. Verelim bakalım kır diye. Evet abi. Klasik Shang Tsung, gördüğünüz üzere elimden geldiği kadarıyla her şeyini anlatmaya çalıştım size. Umarım başarılı olmuşumdur. Çok teşekkür ederim Ali Güney'e tekrardan hesabını verdiği için. Yakında bir tane Brutality videosu da geliyor zaten. Onun sayesinde yine yapacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmeyi beğenmeyi unutmayın ve oylamayı da unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın.